bir noktada türevin var olma şartları. Bir fonksiyonun bir noktasında türevinin var olabilmesi için gerekli iki şart vardır. Birinci şart, fonksiyon o noktada sürekli olmalıdır. Fonksiyon o noktada sürekli olmalıdır. Süreklilikle ilgili bilgi eksiği olan birinin önce dönüp süreklilik nedir kısımlarını incelemesinde fayda vardır. Şu an biz burada süreklilik biliniyor kabul ediyoruz. Bir noktada süreklilik olması için sağdan limit, soldan limit ve fonksiyonun o noktadaki değerinin birbirine eşit olması gereklidir. Şimdi burada bu şartı bir fonksiyon sağlıyorsa, o fonksiyon orada süreklidir ve türevinin olma ihtimali başlar. Bir noktada sürekli olmak demek, fonksiyonu o noktada kalemi kaldırmadan çizebiliyoruz demek. Mesela A noktası böyle bir nokta olabilir. Veya böyle bir nokta olabilir. Veya gelir şöyle bir hareket yapar. Ama A, bilmemiz gereken A noktası şöyle bir nokta olamaz. İşte bu sürekliliğin bozulduğu için sürekli olmayan bir noktanın türevi de yoktur. Böyle noktalarda türev yok veya gelip içi boş olan bir nokta. Burada süreklilik olmadığı için türev de olmaz. Bizim bahsettiğimiz böyle noktalar. Yani bir noktada türev olması için önce o noktanın sürekli olması gerekir. Süreklilik gerekli şarttır. Gerekli şarttır. Ama yeterli şart değildir. Bir şart daha gerekli. Ama sürekliliğe bakmadan ikinci şarta geçemiyoruz. Şimdi varsayıyoruz ki bir fonksiyon bir noktada sürekli. İkinci şartımız o noktada sağdan türevin soldan türeve eşit olması gerekir. Bu sağdan türevi temsil etmektedir. Bu da soldan türevi temsil etmektedir. Sağdan türev o noktada eşit soldan türev olmalıdır. Eğer bu iki şart sağlanırsa bir fonksiyon o noktada türeve sahip olur. Şimdi bu ikinci şartı biraz düşünelim üzerine. Bu ikinci şart fonksiyonlarda sürekli olan şu keskin dönüşe sahip noktaların türeve sahip olmadığını gösterir bize. Keskin dönüşlerde sağdan yaklaştığımızda değişim oranı, türev değişim oranı vermektedir. Bir değerin bir değere göre değişimini. Sağdan değişimle soldan değişim birbirinden farklı olduğunda o noktada türev yoktur. Keskin dönüş noktaları sağdan türevle soldan türevin birbirine eşit olmadığından dolayı bunlar türevsizdir. Fakat bu noktalar süreklidir. Bir başka keskin dönüş noktası. Şöyle geliyoruz. Burası da bir keskin dönüş noktası. Türevsiz. Fonksiyonların keskin bir şekilde döndükleri noktalar sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olmamasından dolayı türevsizdirler. Türev olan noktalar sürekli olup böyle yumuşak geçilen noktalar. Burası hem sürekli hem de türevli bir noktadır. Bir fonksiyonun türevinin olabilmesi için yumuşak geçişlerin olması, İngilizce smooth kelimesi kullanırlar bunun için. Yumuşak geçiş olan noktalar olmalıdır. Şimdi sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olmamasının da hangi noktaları ortadan kaldırdığını türev olmama açısından böylece incelemiş olduk. Son bir kez tekrar edip arkasından örneklerimize geçeceğiz. Bir noktada türev olması için o noktanın sürekli olması gerekir. Bir de sağdan türevinin soldan türeve eşit olması gerekir. Burada birçok şey yazdığıma bakmayın. Aslında kısaca iki tane şey söylüyoruz. Burayı bu söylediklerimi daha iyi anlaşılsın diye yazdım. Bu yazdığım her şeyi.
Şimdi ilk olarak tanımsızlık noktası üzerinden gideceğiz. 2x bölü x eksi 3. Bu fonksiyonun x3 noktasında türevi yoktur. Bu aslında soru değil, bir örnekten bahsediyorum. Bir x eşit 3 noktası türevi olmayan bir noktadır. Bunun nedeni tanımsız noktalar süreksizdir. Tanımsız noktalarda süreklilik yoktur. Bu nedenle sağdan türev, soldan türev kontrol edilmez. Tanımsız olan bütün noktalarda türev yoktur çünkü onlar süreksizdir. Tanımsız noktalarda türev yoktur. Çünkü onlar süreksizdir. Süreksiz olmalarından ötürü. Şimdi ikinci bir örnek daha inceleyeceğiz. Bu örnek de bizim açımızdan çok önemli. Mutlak değerli fonksiyonlar. Mutlak değerli fonksiyonların içini sıfır yapan noktada türev yoktur. Buradaki fonksiyona baktığımızda bunun içini, mutlak değer x'in içini sıfır yapan değer sıfırdır. Bu noktada türev yoktur. Bunun nedeni sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olmamasıdır. Bu mutlak değerli fonksiyonu parçalı fonksiyon haline getirdiğimizde mutlak değer x dışarıya x olarak çıkar. Eğer x büyük eşit sıfırsa. Dışarıya eksi x olarak çıkar. X küçük sıfır. Şimdi bu sıfır noktasında sürekliliği kontrol ettiğimizde sağdan yaklaştığımızda sıfıra sonuç sıfır çıkar. Soldan yaklaştığımızda sıfıra onun sonucu da sıfır çıkar. F0'a baktığımızda onun sonucu da sıfır çıkar. Sıfır süreklidir. Fakat sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olup olmadığını kontrol ettiğimizde, bu fonksiyonun türevini aldığımızda x'in türevi 1 eder. X büyük eşit sıfırken, eksi x'in türevi eksi 1 eder. X küçük sıfırken. Sağdan baktığımızda sıfıra, türevin sonucu 1 ederken, soldan baktığımızda türevi sıfır noktasında eksi 1 eder. Yani bu sıfır noktasının bir keskin dönüş noktası olduğunu anlıyoruz. Sağdan türevle soldan türev birbirine eşit olmadığı için türev yoktur. Ben en baştan şunu kastetmek istedim burada. Mutlak değerli fonksiyonlar içini sıfır yapan noktada türev yoktur. Bu aşağısı da bunun ispatı. Bir mutlak değerli fonksiyon verip bunun türevsiz olduğu noktayı bulun derse bunun içerisini sıfır yapan noktadır türevsiz nokta. Ve bana nedenini de gösterin derse öncelikle parçalı fonksiyon haline getirmeliyiz mutlak değeri. Süreklilik ve sağdan türev ile soldan türevi kontrol etmeliyiz. Ve mutlak değer fonksiyonlarını grafiklerinin çizimini hatırlayacak olursak içini sıfır yapan noktadan zigzag yapar. Keskin bir dönüşün olduğunu zaten görebilmekteyiz. Mesela f x eksi 2 gibi bir fonksiyon aldığımızda bu mutlak değerin içini 2 sıfır yaptığından dolayı x eşittir 2 türevlidir. Şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgileri gözden geçirelim. Tanımsızlıklar kesin olarak süreksizdirler. Bu nedenle de türevsiz olurlar. Mutlak değer içlerini sıfır yapan noktalar sürekli olmalarına rağmen sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olmamasından dolayı türevsizdirler. Şimdi burada gerçek anlamda karşımıza bir sınavda gelebilecek soruyu incelemenin vakti geldi. Bir parçalı fonksiyon verildi.
X kare artı AX artı B. X büyük 2. X büyük eşit 2 diyelim. X küçük 2'de de 3X eksi 1 ele alalım. Ve şöyle diyelim. Her noktada türeve sahip ise A artı B kaçtır? Gerçek anlamda bir sınavda karşımıza gelebilecek sorusu budur. Yukarıdaki bilgileri özümseyip özümsemediğimizi kontrol eden bir sorudur. Her noktada türeve sahip ise A artı B kaçtır? Her noktada türeve sahipse x eşit 2 noktasında da türev var demektir. Neyse şu kaydı. Bunu bir düzeltelim. Burayı da bir silelim. Şimdi her noktada türev var dediği için x eşit 2 noktasında da türevin olduğunu anlarız. X eşittir 2 noktasında türevin olması, x eşittir 2'nin sürekli olmasını gerektirir. Birinci olarak artı x eşittir 2'de sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olmasını gerektirir. Sağdan türev eşit, soldan. Bu bilgiler ışığında biz buradaki A ve B'nin ne olduğunu buluruz. Öncelikle x eşittir 2'deki süreklilikten başlayalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaştığımızda çıkacak değer. Bunu buraya koyarsak 4 artı 2 artı b olur. Soldan yaklaştığımızda limit x 2'ye soldan yaklaştığımızda 2'yi buraya koyduğumuzda 5 sonucunu elde ederiz. Ve f2'ye baktığımızda ise o da buradan koyduğumuzda 4 artı 2 artı b eder ki sürekli olması bu üçünün birbirine eşit olmasını gerektirir. Buradan da 4 artı 2 artı b eşittir 5'ten. 3 kere 2 artı 5 ediyor çünkü. 2 artı b'nin 1 olduğunu bulmuş olurum. Diğer tarafa geçtiğimizde sağdan türev ile soldan türev birbirine eşit olacak. Bu parçalı fonksiyonun türevini alacak olursak 2x artı a sağdan türevi, 3 ise soldan türevidir. X kare artı ax artı b'nin türevi 2x artı a'dır. 3x eksi 1'in türevi ise 3'tür. Sağdan türeve baktığımızda 2 noktasındaki değeri 2'yi buraya koyarsak 4 artı a'dır. Soldan türeve baktığımızda 2 noktasında onun değeri ise 3'tür. X 2 noktasında türev olduğuna göre sağdan türev ile soldan türev birbirine eşit olmalıdır. 4 artı a 3, a eşittir, eksi 1 olur. A'yı eğer eksi 1 bulursak, buraya koyarsak, eksi 2 eder ki karşıya atarsak, B de buradan 3 çıkar. Sorumuzun bize sormuş olduğu A artı B değeri, eksi 1 ile 3'ü toplarsak, 2 olarak bulunur. Şimdi bu soru, tam anlamıyla sınavlarda bekleyeceğimiz bir soru. Her noktada türeve sahip dediğinde, iki noktası hem sürekli hem de sağdan türev ile soldan türevin birbirine eşit olduğu bir nokta olur. İki noktasında sağdan, soldan ve f2 değerini birbirine eşitleriz. Burada da sağdan türev ile soldan türev birbirine eşitleriz ki buradan gelen iki denklem birbirinin çözülmesini sağlar. Bu şekilde bir noktada türev ile ilgili videomuzu noktalıyoruz.